İSKA Grup Açık Deniz'i sunar. Merhaba Mavi Dostları. Açık Deniz programına hoş geldiniz. Bugün yine Mavi Ortak Paydasından hareketle bir deniz kadınıyla sohbet edeceğiz. O bize deniz anlayışını anlatacak. Sayın Esin Topçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Esin Hanım, öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve deniz anlayışınızı da öğrenmek istiyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben denizin ticaret bölümüyle hayata başlamış biriyim. Dolayısıyla denize bulaştım. Deniz benim için yaşam bakış açısı gibi, çok çok başka bir bereket, çok başka bir devinim var çünkü denizde. Denizde her hareketiniz bir şekle dönüşür ve size yeni bir şey öğretir. Deniz, o yüzden iş hayatıma denizcilik şirketinde başladım. Tesadüf müydü, kaderin yönlendirmesi miydi bilmiyorum ama iyi ki öyle bir şey olmuş. O dönemlerde 80'lerin ortalarına doğru başladım. Tabii ki denizde çok fazla, denizcilik sektöründe çok fazla kadın yoktu. Bizler de tabii uzman kişiler olarak işin içine dahil olmadık. İşin içinde piştikçe öğrendik. Deniz böyle bir şey. Deniz insanı kalifiye yapıyor ve ancak kalifiye eleman, kalifiye olursanız denizde sonuç alabilirsiniz. Böyle yürüdüm ticaretle. Çok keyif aldım çünkü dünyaya açılan kapı deniz. Deniz, burada denizcilik yaparsınız ama burada yaptığınız denizcilik bile sizi dünyanın öbür tarafına taşıyabilir. Bu bir yeni ufuklar demek, yeni yerler, yeni insanlar. Sizden başkalarıyla bütün olabileceğinizi görebileceğiniz bir sektör. Kadınların olmaması denizde alttan gelen bir gelenek diye düşünüyorum. Çünkü denizde kadın hep negatif algılanmış. Gemide kadın hep negatif. Uğursuzluk düşünüyor. Evet, espriler bile bunun üzerine kurulu. Denizde kadın uğursuzluk kabul edilir. Dolayısıyla da kadına hep uzak durmuş denizden ve deniz ticaretinden. Şimdi artık öyle değil tabii. Genç kızlarımız deniz personeli, kaptan, çarkçı ve çok başarılılar. Her şey değişti dünyamızda. Onlar da daha fazla girsinler isterim gençlerimizin. Hepsini konuşacağız. Mesleğinizi deniz ticaretinin gemi işletmeciliği alt segmenti olarak tanımlayabilir miyiz? Benim asıl mesleğim ship brokerlık. Yani, ship broker, gemi brokerlığı. Alttan yetiştim ben. Hı-hı. Ben bir şirketi genel müdür asistanı olarak girdim. O zamanlar daha teknoloji falan böyle bir şey yoktu. Çok birebir çalışıyorduk. Çok dikkatliydim, çok da sevmiştim işimi. Bu dikkatim genel müdürümün gözünden kaçmamıştı. Beni yetiştirmek için defter, her gün mesai sonrası 2 saat bana ders verirdi. Gemi hesapları, mil hesapları, yük hesapları, navlun, operasyon, konteyner, gemi ikmalleri dahil. Yani geminin ihtiyaçlarının takibi, su, yakıt, yağ, provizyon, kumanyası, hepsini adım adım ben işin içinde öğrendim. Tabii ki sevgili Çetin Akkan kaptan saygıyla her zaman andığım biri. Ben çok değerli insanlarla çalıştım denizde. Onun ama çok büyük emeği vardır. İlk adım ondan geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok şey öğrendim. Ne güzel. Hayatınızda iz bırakmış. Tabii ki çok. Evet. İlk gençlik yıllarından itibaren hayatınıza giren bir mavi kültürü var. Kesinlikle. Devasa gros tonluk gemiler. Köprü üstüne çıkan Esin Hanım var. Güverteye adım atan Esin Hanım var. Yani peki deniz sevdanız nasıl şekillendi? Şöyle regülasyonlar özellikle 90'lardan özellikle de 2000
1 miydi? 11 Eylül'den sonra evet, son derece kuvvetli uygulanan regülasyonlar, uluslararası regülasyonlar başladı ve uygulamalar. Bu uygulamalar ISM girdi işin içine, uluslararası. Bu uygulamaların gemiye adapte edilme süreçleri vardı ve o süreçte ofisle gemi zaten her zaman tam kontak halinde çalışır ama o zaman bu uygulamaları gemilere adapte etme süreçleri vardı. O dönemlerde gemileri ziyaret ediyordum yetkili arkadaşlarımla, şirket DPA enspektörüyle beraber. Ben seyahat etmeyi çok seven biriyim. Hem yeni yerler görmek adına hem de gemiyi tanımam lazım. Çünkü ben bağlıyordum şirketin coaster size'ını. Gemileri tanımam lazım ki uluslararası anlaşmalarda önünüze neyi koyduğunuzu bilmeniz gerekiyor. O yüzden gidip geminin makina dairelerini bile çok gezmişliğim var. Her yeri, kameraları bile çok gezmişliğim var. Gemi ve deniz başka bir hayat biçimi oldu benim için ve iyi ki de böyle oldu diye düşünüyorum. Gemi kadın mıdır Esin Hanım? Tabii gemi şeydir çünkü yani, bir erkek öyle ya adlandırılır. Hatta bunun böyle çok güzel bir keşke getirseydim onun yanında. Şi diye adlandırılır çünkü her zaman bir erkek tarafından yönetiliyor. Daha da derin böyle bir felsefik açılımları da var onun ama artık bu da değişti. Kaptan kadınlar var. Bizim hele çok güzel kızlarımız, çok güzel çocuklarımız var. Denizde çok başarılı genç kızlarımız var. Takdir ediyorum ve daha fazla girmeleri gerektiğini düşünüyorum. O yani gemide olmasalar bile denizcilik bölümünde mesela bizim ülkemizde deniz hukuku bence çok henüz daha açık bir konu ve çok iyi uzmana eleman, ihtiyaç uzmana var. İhtiyaç olan, açıklık olan bir bölüm. Genç kızlarımızın kesinlikle tercih etmelerini tavsiye ederim. İhtiyaç var. İhtiyaç var, evet. Peki erkek egemen bir meslek denizcilik. Evet, kesinlikle. Tabii. Yani ama işte dediğiniz gibi baş çarkçı kadın var. Süvari kadın var. Var. İşletmeci kadın çok. Var. Bizim gemilerde çok çalıştı. Kadın personel biz çok özellikle almaya dikkat ettik. Benim oğlumun da staj yaptığı bir dönemde 3. kaptan bir hanım kızımız vardı. Mesela Mısır'da tahliye sırasında geminin namusu gibi onu böyle içeride tutuyorlar. Çünkü bazı ülkelerin kültür yapısı diyelim rahatsız edecek derecede ona bakıyorlarmış. Oğlumu anlattı. Anne güvertede bile tutamıyorduk onu. İçeriye alıyorduk çünkü aşırı derecede bakıyorlardı. Taciz boyutunda. Taciz boyutunda kıza şimdi Mısır için belki evet, bir kadın kaptan fazla. Ki Mısır bence denizcilik sektörünün artık kaynaklarından biri. Önemli bir liman. Önemli bir liman ama kültür çok evet, farklı. Yani kadına bakış kültürü ülkelerde çok farklı. Değişkenlik kazanıyor. Erkek egemen bir meslekte kadın olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajları seviliyorsanız, sizi biraz böyle kollayıp diyalog iyiyse fakat iletişim güçlüyse ama bunun altının gerçeğini çizelim. Tabii ki çok zor. Önemsemiyorlar sizi. Yani çünkü erkek işi bu diye insanların kafasında bu var. Önemli sizin bilgilerinizi değerli bulmuyorlar ve bunu belki çok aleni söylemeseler bile bunu hissettiriyorlar. Önemsemiyorum ben çünkü ben alaylıyım, ben dibinden yetiştim. Bu yemeğin içine tuzu, biberi, her şeyi, tüm baharatı ne kadar ve ne zaman konulur biliyorum. Onların ne düşündüğü o anlamda önemli değil. Siz kendinizle dürüst olmalısınız, siz işinize hakim olmalısınız. O zaman kimsenin size uzatacak bir eli olamaz. Ofisinizde oturuyorsunuz, bir faks geliyor.
3 milyon dolarlık bir yükü alıp başka bir kıtaya operasyonunu lazım. Siz yapıyorsunuz. Evet. Yani eski topraksınız. Evet, aynen öyle. Ben tanıyorum sizi. Peki, eski teknolojiyle, yani eski günlerle şimdinin teknolojisi insanlara ne gibi kolaylıklar sağladı? Bir gemi brokeri olarak neler hissediyorsunuz? Uçuk ara fark var. Yani bunu anlatmak çok zor. Ben 80'lerin ortalarında denize başladığımda insanların elinde Tetris vardı galiba. Çok büyük bir şeydi o. Yani teknoloji yoktu. Atari'leri vardı bazı insanlar. O da herkeste yoktu. Ofiste ilk önce tek şeritli yazdığınız satırı gördüğünüz bir daktilo almışlardı. Çok büyük teknolojiydi. Yazdığın satırdaki hatayı geri dönüp silebiliyordun. Hmm. Benim için korkunç kolaylıktı. Şimdi bu cep telefonları, iletişim, internet, tablet hiçbir şey yok. Güven üzerine dayalı bir ilişki vardı ama portföylerinizdeki insanlar, mesela İtalyan'la gemi bağlıyorsunuz. O sizi sesinizden tanırdı. Biz birbirimizi sesimizden tanırdık. İnanılmaz telefon muhabbeti dönen bir işti o zaman. Sonra ekrana, internete geçince yazışma. O nedenle birbirimizi tanırdık. İtalya'dakini, İspanya'dakini, Japonya'dakini birbirini tanırdı insanlar. Telekomünikasyon işiydi bu. Connect olurduk böyle birbirimizle. O zaman gemileri döndürebilirsiniz. Bu tarafa yönlendiğinde buradaki insanları seçmeniz lazım. Bu tarafa yönlendiğinde buradaki insanları seçmeniz gerekiyor. Ve insan ilişkileridir. Zaten ticaret bence öyledir. Çok değişti. Biz telex şeridinden yazardık, koyardık, tıkır tıkır giderdi. Çok değişti. Hatta ilk zamanlarda bu BlackBerry ile gemi bağlayanları eleştiren büyüklerimiz vardı. O da aslında doğru değil. Çocukların içine doğduğu sistem bu. Gelişmiş olması onların hatası değil. Bizim de görmemiş olmamız bizim hatamız değil. Biz ikisini de yaşayan kuşağız. İki, yani yokluk, teknolojisiz ilişkiler nasıl yürür? Bunu biliyoruz. Teknolojiyle ne kadar hızlanır? Bunu biliyoruz. Tabii ki çok büyük faydası oldu teknolojinin. Zararı da oldu. Bunu kötü amaçlarla kullanıp insanları her zaman olduğu gibi çarpmak isteyen bir sürü insan da oldu. Peki sevdiğiniz gemi modeli, gemi tipi nedir? Kuru yük. Ben hiç tanker yapmadım. Benim için kuru yük. Ben kuru yük ve koster. Koster çünkü ben dünya ticaret hacminin artık eskiler gibi büyük olacağını zannetmiyorum. İnsanlık olarak teknolojimizin ileride neler göreceğiz bilmiyorum ama şu anda dünya gezegeninin ham maddelerini çıkarmak için teknolojinin belki de en yüksek seviyelerine ulaştık ve hunharca çıkarıyoruz. Dolayısıyla o miktarlar, o ham madde miktarlarının öyle devasa boyutlarda ticarete döneceğini sanmıyorum. Çünkü gezegen onları bin yıllardır yapmış. Aynı süreçte yerine koyamayacak. Biz bunları hızla tüketiyoruz ve dengesini bozduk gezegenin zaten. Küçük tonaj, yani coaster size dediğimiz 10 bin ton altı gemiler her zaman her yerde dönebilecek gemiler. Yani nakliye yapıyorsunuz. Hacim mutlaka daralıyor. Karadeniz, Akdeniz, kontinent bölgesi küçük kosterle çok daha hızlı ve kolay dönen. Efektif. Evet, kesinlikle. Su gezegeni dünya. Mavi gezegen. Mavi gezegen. Türk denizciliğini mavi gezegende nasıl görüyorsunuz? Çok ilgisiz. Yani şöyle diyeyim. Tabii son zamanlarda yapılan çalışmalar hızla ilerletmeye çalışıyor ama biz de her tarafı üç tarafı denizle çevrili bir ülkeyiz. Ama denize ilgimiz çok az. Kara parçasını daha çok odaklanmış beynimiz. Belki alttan gelen kültürümüzün yapısı o. Deniz de vatan. Ki deniz bereket. Deniz size çok şey yaşam öğreten. Kaynağı. Yaşam kaynağı. Ben bir akvaryuma gittiğimde gerçekten aşık oluyorum.
Çünkü her formda canlı var. Ya yani böyle bir şeyin canlı olmasını düşünemiyorsunuz. Ama canlı. Size bakıyor. Evet. Göz göze diken her tarafı. Yaşam hakkı tanınmış. Yaşam hakkı tanınmış. Kimse... Denizaltı bambaşka çok mucizeler. Güzel. Belki oradan çok şey dalıyor öğreneceğiz. Dalıyor musunuz Esin Hanım? Dalgıçlarınız var mı? İki defa daldım. Ben akciğerliğinden küçükken çok bronşit falan sıkıntılı bir nefes sorunum olarak büyüdüğüm için korktum o işlerden hep. Ama merakım tabii var. Her şeye merakım var. Uçayım, dalayım evet, falan. Ekstrem. Ekstrem sporla. İki defa daldım. İlki çok zordu. Belek'te daldım galiba. Evet. İlki böyle çıktım 1,5 saat titredim falan böyle. Sonra biraz korktum. Sonra yine bir hafif Gökçeada'da daldık galiba. Ondan sonra dalmadım pek. Farklı bir dünya. Çok, çok tavsiye farklı, ediyorum. Çok farklı bir dünya. Yani mavi gezegende yaşadığınızı hissediyorsunuz. Su altı bu hissi gerçekten belki veriyor. Gökyüzüde uzaya Evet. baktığımız kadar hani dünya dışı varlıklar nedeni uzaya baktığımız kadar biraz suyun dibine baksak belki çok daha farklı boyutlarda çok daha farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Esin Hanım, köprü üstüne çıktınız, süvari sizi bekliyor. Neler hissediyorsunuz? Denize biraz yukarıdan bakmak, ufku görmek. Ufku görmek tanımını da biraz açalım. Evet. Dünyanın yuvarlak olduğunu görebiliyorsunuz köprü üstünden evet. baktığınızda. Evet. Sizde hangi duyguyu, hangi iştahı kabartıyor denizde olmak, köprü üstünde olmak? İnanılmaz bir şey. Bir bütünün parçası olduğunuzu hissettiğiniz yer bence. Yani bizi ayrıştırdıkları noktalar hepimize has özelliklerimiz vardır. Etnik kökenimizden tutun, dilimiz, düşünce şeklimiz bizi ayrıştırırlar, inançlarımız. Dünya hep bunun üzerine kurulmuş. Denizde bunu sanki hissetmiyorsunuz. Siz bir bütünün parçasısınız ve başka insanlarla varsınız. Başka yerlerde başka yaşamlar var. Onlarla bir olduğunuz zaman gezegeni büyütür, gezegeni güzelleştirebilirsiniz. Ufuk öyle bir şey. Ufuk olduğunuz noktaya bakmak değil, hep daha ileriye bakmak. Büyük önderimizin söylediği gibi. Denizciliği Türk'ün milli ülküsü haline getirtenek anlar. Evet, evet. Onur duyuyorum onun gibi bir liderin önderliğinde büyümüş olmaktan. Cumhuriyet kadını olmaktan onur duyuyorum. Gerçekten öyle bir şey olmasaydı ne bizler böyle açılabilirdik, dünyaya kendimizi kanıtlayabilirdik. İnşallah yeniden Cumhuriyet günlerimizin aydınlığını yaşarız diye düşünüyorum. Hep birlikte umut ediyoruz. İnşallah. Peki oğlunuz da denizci. Onu da zikredelim. Onu da taltif edelim hatta. Oğlum. Ortak paydalarınız neler? Ayrıştığınız noktalar var mı? Biz oğlumla çok güzel arkadaşız. Çok iyi iki arkadaşız her şeyden önce. Oğlan denize aşık. Zaten babası Trabzonlu. Suyu çok sever. Şeyler. O da çok sever. Bebekliğinden beri böyle suyla haşır neşirdir. Denize ama kaptanlık okumayı bilinçli seçmedi. Çünkü o seçemediği için babası yönlendirdi. Bari hiç olmazsa annenin yaptığı işi yaparsın evet. gibisinden. Tabii ki herkeste olan gelecek kaygısı nedeniyle. Okudu ama gemide olma fikrini sevmiyor. Bu çocuklar çok global. Evet, ellerindeki konfora çok alışkınlar. Hem konfor ama biz yaptık. Çünkü biz o daha önce görmediğimiz her şeyi sonradan görüp biraz da para kazanan kuşağız ve her şeyi çocuklarımız aman onu görsün, ondan eksik kalmasın falan. Bizim kuşağın zihni bu olunca gelecek kuşağımızın zihni de relax oldu. Zora fakat, gelmeye. Ama hiç çocukları suçlamıyorum. Başka evet, türlü evet. düşünüyorlar. Globaller. Çok dar görüşleri yok. Her şeyi değerlendirebiliyorlar ve ufukları açık. Oğlumla deniz konusunda o da benim gibi gidip görmeyi sevdiği için
O staj yaptığı dönemlerde gemi ziyaretler, tabii onun doğum gününe bir Tanzanya'da gemiye çıktım. Doğum günü sürprizi yaptım ben ona. Herkes şaşırdı. Kaptana da söyledim sakın söylemeyin diye. Gemiye girdiğimde yeğenim de gemide üçüncü çarkçı. Kapılarını çaldım. Benim oğlan güverteye telefon açmaya çıkmış. Yeğenim yüzüme baktı, 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 baktı ve dedi ki teyzem rüya görmüyorum değil mi? Sen olamazsın, Afrika'ya gelmiş olamazsın. Dedim benim oğlanı çağırmışlar. Yok artık, annem Afrika'ya mı gelmiş? Zanzibar'da falan mı? Dar es Salaam limanındalardı. Ben onların ikisinin doğum günü birbirine çok yakın. Gemiden aldım Zanzibar'a, doğum günü için onlara tatil yaptım. Kaç aktarma yaptınız kim bilir o limana ulaşmak için? Yo, Dar es Salaam'a direkt gittik ama zor bir liman. Zor mesela Güney Afrika çok modern. İngiltere sömürgesi olduğu için İngiltere'nin kopyasını yapmışlar. Çok modern. Dar es Salaam öyle değildi. Değil. Limana girmek için bütün müsaadelerimiz var. Şirket yetkilisiyiz falan. Limana girmek için ayrı rüşvet veriyorsunuz. Of. Çocukları gemiden alacağım ki normalde pasları var, çıkabilirler. Kaptan iznine bağlıdır bu. Çıkabilirler. Adam başı rüşvet istiyorlar, çıkaramazsınız falan diye. Ama çok değişik bir yerdi. Görmek güzel, çok güzel. İnsanları olduğu gibi doğal ortamlarında tanımak, onları gerçek özünü görmek çok benim hoşuma giden bir şey. Hayatı tüm renkleriyle algılamaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. O zaman var zaten. Evet. Biraz da Güney Afrika'yı anlatın o zaman. Geçen hafta Güney Afrika, Johannesburg'daydınız. Evet. Yok, Cape Town'daydık. Çok güzeldi. Bir gemiye gittiniz yine. Şirketin gemilerinden birinin tahliyesi vardı. Gemiye bakım için mühendis götürülecekti. Enspektör arkadaşımız çıkacaktı. Onun da eşi görmek istiyormuş. Esin Hanım gelirse ben de gelirim demiş. Dedim haydin gidelim o zaman. Çok iyi ettik, çok keyif aldık. Gemiye çıktık, çocuklar, gemi personeli uzaklarda çalışıyorsa özellikle gemi personeli şirketten ya da ülkeden birini gemide görmek onlara çok büyük keyif veriyor. O kadar evden birini görmüş gibi oluyorlar, annelerini görmüş gibi oluyorlar. Onların o yüzündeki gülümseme beni inanılmaz mutlu ediyor. Dolayısıyla da çok seviyorum. Uzaklarda gemiye çıkayım ve onlara bir merhaba diyeyim. Çok keyifli benim için. Güzel geçiyor. Bir de böyle Cape Town'dansınız. Ben çay içmeden duramayan biriyim, iş alışkanlığı. Demlenmiş çay geliyor, inanın Afrika'nın en güzel elmasını eline almış gibi falan hissettiriyor bana. Türk yemeği masaya, ne şaşırıyor çocuklar, ne ikram edelim size, ne yapalım falan. Yani evden biri gelmiş gibi, çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Peki ben bağımsız görüş ve düşüncelerinizi alacağım. Bir de bu mesleği seçmek isteyen genç kadınlara ne önerirsiniz? Her şeyden önce istikrar ve İngilizce. Artık global bir dil bu. Zorunluluk. İş yapmak isteyen, çalışmak isteyen bütün genç kızlarımız, çocuklarımız hepsi İngilizce gerçekten şart. Ben İngilizce okuyarak büyümedim. Evet. Zengin bir ailenin çocuğu olarak da büyümedim. Bu denizcilik işine girdiğim an itibaren İngilizce kurslarına gitmeye başladım ve yıllarca İngilizceyle haşır neşir. Çünkü yapamazsınız zaten. Mutlaka denizle ilgili alanlara baksınlar isterim. Deniz insanı son derece geliştiren, dönüştüren bir faktör. Kesinlikle çok tavsiye ediyorum genç kızlarımız denizcilikle ilgili sektörlere, brokerlik, gemi işletme, gemide makina veya güverte bölümünde kendilerine mutlaka güvensinler. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Çünkü önce sen varsan her şey var. Kendilerin
kendine güvenmek ama altı boş bir zemin değil. Kendine güvenmek için bu bardağın dolu olması lazım. Kendinizi ufak ufak mutlaka küçük küçük yetiştirmek, üzerine koymak. Hep bir adım, merdiven çıkar gibi ufak ufak bir adım bir şey koyun, bir şey koyun. Bir gün bakıyorsunuz ki o yukarıdan gerçekten seyrettiğinizden anlam çıkarmak. O yukarıda olmak önemli değil. Para da insanı oraya çıkarabiliyor. Hiç önemli değil. Önemli olan ne gördüğünüzü süzüyor olabilmeniz. O anlayışa sahip olmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Mavi ufkumuzu aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Sizler de bizim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Açık Deniz izleyenleri çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir kadın gemi işletmecisinin ağzından bu dünyanın da nasıl olduğunu, nasıl döndüğünü öğrenmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İSKA Grup Açık Deniz'i sundu.